Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizler için özel bir içerik hazırladık. Bu içeriğimizde fiyatı tam 3 değil, 5 değil, 6 değil, 7 bin lira düşen bir telefonu sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz son dönemde artık bu katlanabilir ekranlı modeller iyice trend olmaya başladı. Halihazırda Samsung, Huawei ve Motorola üretiyor. Lakin önümüzdeki süreçte muhtemelen 2021 yılı da buna dahil katlanabilir ekranlı model sayısı önemli ölçüde artacak arkadaşlar. Şu anda Xiaomi, Oppo ve Apple gibi isimlerin katlanabilir ekranlı cihazlar üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Muhtemelen 2022 yılında da daha uygun fiyatlı katlanabilir ekrana sahip cihazlar göreceğiz ki zaten şu anda bile bence 7500 liraya satılan Z Flip modelinin uygun bir etikete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nedenlerini birazdan sizlere açıklayacağım. Çok değil arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl Mart-Nisan ayı gibi Samsung Z Flip modelini Türkiye'ye getirmişti ki biz de bu modeli incelemiştik. O zaman bu telefonun fiyatı arkadaşlar 14.500 Türk lirasıydı. Yani Samsung'un bayisine gittiğinizde bu telefonu garantili olarak 14.500 Türk lirasına satın alabiliyordunuz. Teknik donanım açısından üst segmente hitap eden bir modeldi. Bu cihazda arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 855 Plus Yonga seti vardı. 8 GB bir RAM ile geliyordu bu telefon. Ve en önemli özelliği de tabi sizlerin de bildiği üzere katlanabilir özel bir ekrana sahip olmasıydı. Bu telefon arkadaşlar ilk olarak ülkemize geldiğinde çok fazla ilgi görmedi. Çünkü yapısı itibariyle çok fazla bir şey sunmuyordu. Şu telefonun katlanabilen yapısını düşünün. Yani bu insanlara çok da bir şey vaat etmedi. Çünkü genel itibariyle katlanabilir ekranlı telefon denildiğinde telefonun boyutu bu. Evet, açıldığında tablet olan bir cihaz geliyordu insanların aklına. Bu yüzden 14.500 Türk lirası gibi bir rakamla bu telefonun satışa sunulması pek de böyle akla mantığa uygun bir şey değildi zaten. Z Flip modeli kamera tarafında da çok bir şey vaat etmiyordu. O dönemde biliyorsunuz Samsung amiral gemisi modellerinde S20'de ya da işte Note 20 modelinde vesaire hep yüksek donanımlı kameralara yer verirken Z Flip modelinde ise çok böyle kamera tarafını önemsememişti. Yani bu telefonun katlanabilir ekranıyla ön plana çıkmasını istemişti. Çünkü kamera tarafında 12 megapiksellik geniş açılı kamera ve 12 megapiksellik de ultra geniş açı kamerası vardı. Ön tarafta da 10 megapiksellik bir geniş açı kamerası bulunuyordu. Bu açıdan bakıldığı zaman Z Flip belli bir müşteri kitlesine hitap edebildi. O da ne? Katlanabilir ekranlı telefonları merak eden kişiler. Onun dışında telefonları kamerası için alanlara ne yazık ki hitap edemedi ki günümüzde pek çok kişi arkadaşlar biliyorsunuz akıllı telefon satın alırken baktıkları kriterlerden biri de hatta belki de en önemlisi de o telefonun iyi fotoğraf çekip çekememesi. Kaldı ki bir telefona 14.500 lira verip de bu telefonun orta segmentteki bir cihaz gibi fotoğraf çekmesi de çok kabul edilebilir bir şey değildi. Dolayısıyla pek çok kişi de bu telefona ilgi göstermedi. Ne oldu? Bu telefon ilgi görmeyince fiyatı da adeta tepe taklak bayır aşağı freni patlamış kamyon gibi yuvarlandı. Çünkü 14.500 liralık cihaz şimdiye geldiğimizde daha aradan bir sene bile geçmemiş 7500 Türk lirasına kadar düşmüş ki geçtiğimiz günlerde bu telefonu 7000 liraya satan bir mağazada vardı arkadaşlar. Ama şu anda güncel fiyat yani bizim bu videoyu çektiğimiz tarihteki güncel fiyat 7500 Türk liraları civarında. Dile kolay yani düşünsenize geçtiğimiz yıl bu telefonu siz 14.000 liradan alıyorsunuz sadece 13.000 liradan alıyorsunuz diyelim. Diyorsunuz ki o iyi aldım 13.000 liraya normalde fiyatı 14.500 liraydı falan. Aradan bir sene bile geçmemiş bir bakıyorsunuz aynı telefon sizin aldığınız fiyatın böyle 6.000 lira 6.500 lira aşağısına satılıyor. Bu gerçekten de çok böyle insanların kabul edilebileceği bir şey değil. Fakat şimdiye gelecek olursak 7.500 liraya ya da 7.000 liraya bu telefon satın alınır mı? Evet yeni bir teknolojidir. Kamera tarafından çok bir şey beklemiyorsanız eğer ya bana Yonga seti güçlü olsun, böyle biraz tarz olsun, şekil olsun, güzel dursun, yeterli diyorsanız gerçekten 7500 Türk lirasına tercih edebileceğiniz güzel modellerden biri olabilir. Ki şu anda biliyorsunuz Samsung S21 Ultra vesaire çıktı. Onların fiyatı arkadaşlar 16.000 liradan falan başlıyor. iPhone 12 mini dahi 9.999 Türk lirasından satılıyor. Bu fiyatları göz önüne alacak olursak gerçekten hani Z Flip'in şu anki fiyat kalibresinde
alınabilecek cihazlar arasında bulunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Evet, bu videomuzda fiyatı tam 7000 lira birden düşen Z Flip'i tekrardan anmış olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.